Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün özel baharatlarıyla, domates sosuyla, lavaş ekmeğiyle ve soğan salatasıyla çok özel bir evde döner yapacağız. Tavuk döneri yapacağız. Hatay usulü olacak. İskenderun döneri yapmaya çalışacağız inşallah. Arkadaşlar şöyle iki tane kalçalı butumuz var, tavuk budumuz. Şöyle temizliyoruz şuralarını önce. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir çizik atalım. Sonra kutumuzun şöyle bir kenarından gireceğiz. Bunu tek parça kemiğinden ayıracağız. Şöyle yaprak gibi çıkartıyoruz. Evet, ikinci budumuzu da açtık arkadaşlar. Onu da kabımıza yerleştiriyoruz. Şimdi kemiklerimizi atmıyoruz. Kemiklerimizi çorbalarımızda kullanabiliriz. Şu şekilde. Şöyle. Bunları çorbalarımızda. Şimdi baharatlama içine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle sırayla. Yemek kaşığı kemik atıyorum. Şuradan şöyle silme yapalım. Toz biberimiz var. Bir tatlı kaşığı silme. Yine şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biberimiz var. Onu atalım. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz var. Onu ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle yarım çay kaşığı köri. Şekilde bir tatlı kaşığı kadar karabiberimiz var. Biz bunu yarısını atalım. Fazlası çok gelir. Yarım tatlı kaşığı, yani bir çay kaşığından biraz fazla. Kimyonumuzu şöyle bol bol atalım kimyonu. Ben hatta şöyle 1,5 tatlı kaşığı attım. Taze sarımsağımız olmadığı için şöyle bir yarım çay kaşığı sarımsak tozumuzu attık. Evet. Tuzumuzu atıyoruz arkadaşlar. Şöyle yeteri miktarda. Şöyle yarım çay bardağı ayçiçek yağımız var. Onu da ekliyoruz. Bunu güzelce karıştıracağız. İyice yedireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar streçimizi açtık. Tavuklarımız baharatlanmıştı. Baharatlarda da miktarlara çok takılmayın. Yani bir tatlı kaşığı biraz az biraz fazla olur. Bir çay kaşığı biraz az biraz fazla olur. O
kadar çok fazla takılmayın arkadaşlar. Siz kendi göz kararınıza güvenin. Evet. Sosumuzu iyice. Şu şekilde seriyoruz. Diğerini de üstüne yine ters gelecek şekilde şöyle seriyoruz arkadaşlar. Şimdi buna şöyle bir rulo yapacağız. Kaçımızı üstten attırıyoruz. Sıkı bir sarım yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde sardık. Şimdi bunu derin dondurucumuza koyacağız. En az bir gün 24 saat derin dondurucumuzda bu şekilde kalacak. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi tavuk dönerimizi en az bir gün buzdolabında beklettik. Şimdi buzdolabından çıkarttık. O açılırken biz de domates sosumuzu hazırlayalım bir yandan ve diğer hazırlıklarımızı yapalım ve pişirme aşamasına geçelim. Ocağımızın altını yakıyoruz. Şöyle bir kaşıkla biraz fazla tereyağımızı ekliyoruz tencerenize ve yanmaması için birazcık da zeytinyağı ekliyorum. Tereyağımız eridi. Şimdi yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Böyle kavurmaya başlıyoruz birazcık. Bir çay kaşığı kekik, karabiber, yarım çay kaşığı kadar köri, bir çay kaşığı tuz ve pul biberimizi ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş karıştırarak. Yaklaşık 1-1,5 bardak civarında bir su koyacağız. Domates sosumuz olurken biz diğer yandan soğan salatamızı hazırlayalım. Hatay'da bu soğan salatası illaki olması gerekiyor. Maydanoz.
Küçük bir parça da domates ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sumağımızı atalım. Yine şöyle keselim. Limonumuzu sıkalım güzelce. Tuzumuzu ekleyelim. Şöyle hafifçe karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok örselemeden. Evet, soğan salatamız hazır. Evet, şimdi artık dönerimizi kesebiliriz. Şuradan başlıyoruz. İnce bir şekilde kıyıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle dik tutalım. Aynı dönercilerin yaptığı gibi. Tek farkı biz pişmeden önce kıyıyoruz arkadaşlar. Şöyle yaprak yaprak yapıyoruz. Dönerimizi dolaptan çıkarttıktan sonra arkadaşlar tam açılmadan önce kesiyoruz. Yani cıvımadan önce ki hem kolay kesilsin. Ne çok sert ne çok yumuşak. Orta dereceye geldiğinde bu şekilde kıyabiliriz. Çok lezzetli oluyor. Yani ben defalarca yapıyorum bundan. Hatta fazla fazla yapıyorum. Atıyorum dolaba. Hem acil durumlarda bize hazır yemek oluyor. Hem de döner zevkimizi bununla gidermiş oluyoruz. Bu da çok lezzetli. Dediğim gibi bunu piknikte önceden yapıp hazırlarsınız. Pikniğe giderken yanınızda götürebilirsiniz. Kampa giden arkadaşlar mesela yine böyle donmuş vaziyette yanlarında götürüp sosu kampta ya da piknikte yapma olasılığınız var ama bu şekilde bunu dondurma olasılığınız olmadığı için siz de önceden hazırlayıp dolabınıza atabilirsiniz. Özellikle çocuklar buna çok beğenecekler bunu. Doğrama işlemimiz bitti. Arkadaşlar bununla 4 kişi rahatlıkla doyuyor. 3 kişi sağlam doyuyor. 2 kişiye fazla geliyor. Şimdi pişirme işlemine geçeceğiz. Tavamız ısındı. Dönerimizi tavayla buluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi dönerimiz pişmeye devam etsin. Domates sosumuzda altını kıstık. Artık o rölanti de kendi kendine orada sıcak kalacak. Biz bu arada ekmeklerimizi hazırlayalım. Şöyle lavaş ekmeğimiz var arkadaşlar. Bu arada biz ekmeğimize sürmek üzere biber salçamızı, sosunu hazırlayalım. Şöyle bir miktar zeytinyağı ekliyoruz. İster acı biber, ister tatlı salça.
Diğerini de aynı şekilde uygulayalım. Dönemiz pişti arkadaşlar. Önce servis tabağımızı ayarlayalım. Hem dürüm hem böyle servis tabağında siz de yapabilirsiniz evinizde. Servis tabağımız hazır. Şöyle bir kenara dürümümüzü yapalım arkadaşlar. Öncelik şöyle bir soğan yatağı yapıyoruz. Evet, döner alttan pol kepçe. Sosumuzdan da şöyle getiriyoruz. Dönerimiz hazır. Çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Domates sosumuzu da verelim. İster şalgamla, ister ayranla, ister meşrubatla hem tabakta hem dürüm olarak tavuk dönerimiz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve videolarımı beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak bana destek vermenizi rica ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.